Merhaba arkadaşlar. İllüstrasyon günlüklerinin bu bölümünde tablette Penup uygulamasında bir şeyler çiziyor olacağız. Aslında çizdiğimiz şey de Penup'un böyle 15 günde bir olan şunu çizelim, bunu çizelim diye yarışmaları oluyor. Yani tam bir yarışma mı denir? Meydan okumaları. Mesela işte geçen 15 günde belki veya daha önceki 15 günde kirpi çizmeymiş. Ona göre seçilenler falan olmuş. Bir süredir burada çizmiyordum. Aslında bu böyle tabletle beraber gelen bir programdı. Benim daha önceden bildiğim bir program olarak gelmemişti. Ama hani çizim falan denemek için bu bir de meydan okumalar hoşuma gitmişti. Şöyle iki tane de o meydan okumalarda 10 tane resim seçiyorlar. Mesela bir tanesi seçilmişti benim bu resim ile. Bunun konusu neydi acaba diye bir yerden basıp görebiliyor muyduk? Çok emin değilim. Neyse bir yerden. Mesela aynı yarışa kale çizmeydi herhalde zaten bu. Hani kale çizmişiz. Yani mesela bir başka kalem buydu. Ama şu kalem mesela orada seçilmiş başlarda daha böyle hatta çok şey çizmemişken. Şu ilk ikisi şey e, böyle boyama sayfası gibi de vardı. Hani çizimi var olan çizimin üstüne boyama. Sonrasında yine burada doğrudan çizdiğim resimler. Bir başka yarışmada da şu da böyle surf ile ilgiliydi herhalde. Bunda da mesela o 10 resimden biri olarak seçilmişti. E, tabi seçici kurul biraz şey, yani kendileri seçiyor. E, şey değil, e, oy alma falan gibi yoktu. Şu da herhalde üzümlü üzümle en son böyle bir şey çizmişim. Burada T ne zaman çizmişim. Yine oradaki şu şey bu arada. E, mücevher için böyle de daha değişik şeyler çizmişmişim. Çizmiş idim. <laughs> Neyse bu sefer siz çiziyormuşuz. Tam da son günü. Mesela popüler deyip burada siz çizen başkalarının yaptıklarını da görebiliyoruz. Dikey çizmişler daha çok ama şimdi video uygun olması açısından yatay daha mantıklı olacak bizim için. Hepsi mi dikey? Ah, falan. Neden yatay olmasın değil mi? Olur ya yatay. En yeniler deyince de en son yüklenenleri görüyoruz. Dikey zorunluluğu yoktu herhalde değil mi ya? Neyse yoktur ya. Niye çoğu dikey? Nasıl katılıyorduk? Şöyle giriş diyoruz. Ve karşımıza karşımıza Bitti mi yoksa? Değildir ya dur. Hala katılabiliyoruzdur herhalde. Ben yanlış yere bastığım için böyle oldu. Ha, şuna basıyoruz tamam. Sonra ne olacak? Çizim diyeceğiz yeni bir şey olarak başlayacağımız için. Hmm, tamam dikey çizmek zorundaymışız. Kusura bakmayın. Neyse. Avuç içi reddetme. Tamam. Daha önceden çiziyorduk. Öyle bir şey yapmaya gerek kalmıyordu herhalde. Ben zaten sadece kalem çizsin diye seçili olduğu için onda sıkıntı olmadı. Genelde ben de dikeyde çizdiğim için bir garip geldi şimdi. <laughs> ya yani burada tableti dikey çevirmedim. Çünkü hani kayıt ederken dikey bir video olsun istememiştim. Şimdi neyse tamam dikey çizmemiz gerekiyormuş. Sisli bir şeyler çizeceğiz. Çizmeye başlayalım. Burada çeşitli araçlarımız var. Bunlardan bir tanesi biraz daha benim başlangıç için kullandığım normal boya badana fırçası gibi olan. Böyle gelince böyle bunu böyle mi gösteriyordu? Bir güncellenmiş bir şeyler değişmiş gibi geldi. Neyse <laughs> olur öyle şeyler. Buradan hazır renkler de var. Biz böyle renk paletinden de elbette seçebiliyoruz. Renk paleti biraz değişmiş ya da belki yatay tuttuğum için mi? <laughs> Bir süredir bunu kullanmıyordum Sisli bir şeyler çizeceğiz. Sis deyince ee, Nasıl bir şey olsun acaba böyle Sisli bir ormanvari bir şey de olabilir Onun dışında Yine böyle bir ev falan Kalemsi belki eski bir şeyler Neden olmasın Biraz da genel hatlarını belirlemeye çalışalım aslında resmin Bu boya fırçası şöyle hani, bir renk varsa yanında Onunla karışarak ekleniyor. Mesela bir şeyi karıştırmak için güzel bir fırça. Büyük hali de başlangıçta mesela daha büyük renkleri pat pat koymak için istersek böyle bas kaldır şeklinde bir yol izleyerek yeni parçaları ekleye ekleye gidebiliyoruz aslında. Sisli bir şey olacağı için biraz daha aslında griler ve koyuluklar mı bol olsa daha iyi olur diye de düşünmüyor değilim. Yani gökyüzü belki daha koyu olacak. Başta da aklımda başka bir şey vardı. Onu unuttum ben. Böyle belki ada falan gibi bir şey olabilir diye düşünüyordum. Yani şöyle daha karanlıkta gördüğümüz şurada uzakta bir ada göreceğiz belki. E, hafiften dalgalar, denizler. Düşünelim. E, ve hafifte bir sis. Sis böyle yayılıyor. Bir tane de gemi belki. Neden olmasın. Özellikle bu aralar Monkey Island oynadığım için güzel gider havası. Monkey Island bayağı güzel şeyler. Başta böyle adama da şey yaptılar. Ay resim tarzını, sanat tarzını beğenmedim falan ettiler. Halbuki oldukça güzel. Bu tarz bir şey olabilir belki ya. Yani. Şimdi biraz daha netleştirmeye daha doğrusu kararımı, düşüncemi belirlemeye çalışıyorum. Yani uzaklardaki bir adaya bakıyoruz belki. Ufak ışıklar falan. Etrafta sis de olacak. Karanlık ama böyle hani güneş yeni batmış. Hafif o maviliği de gördüğümüz bir hava belki. Yani hani güneş batarken bir kızıllık olur. O kızıllık geçmiş artık mavi kalmış tam böyle gece fotoğrafı çekme zamanları Şimdi Bir iki de farklı fırçayla biraz daha hani böyle net renkler eklemek istedim Bu fırça biraz daha şey yapıyor hani Eklerken rengimizi bozmuyor O renkte kalıyor Mesela bunu nerede kullanırız bunu işte daha kesin sınırları belli şeyler yapacaksak işte şurada bir ada olacak falan dedik ya. O nerede olmalı mesela onun sınırlarını biraz daha belirlerken veya onun böyle büyük şekillerini boyarken bu fırçayı kullanabiliriz. Yine şöyle gökyüzü içinde ayrı bir renk alıp biraz etrafa bu rengi yedirmek için kullanabiliriz bu fırçayı. Sonra şurada belki adanın biraz da arkasını da kaplayan bir hani su. Deniz bekleyeceğiz. Şu şekilde ilerleyecek. Çok mu sade kaçacak acaba e, görüntü olarak? Ön planda da bir şeyler e, çizeriz. Ama sis temasını unutmamamız lazım. Hani tema sis. Sisli bir şeyler olacak. O yüzden arada da şöyle hangi fıkça bu? Püskürtme. Tamam. Bunu biraz daha belki büyük tutup oraya buraya sisler yapmamız gerekecek arada. Bu birazcık taslağımız. Böyle bir <laughs> ne derler? Bir şey derler. Ne derler? Kompozisyon. Tamam. Böyle bir kompozisyon planlıyoruz belki. Reni renkleri biraz daha güzel belirlemeye çalışalım şimdi. Yani bir koyuluk olacak şimdi. Akşam vakti bekliyoruz. Ve şu şeyden önce bence hani dağı daha doğrusu adayı her ne idiyse o ne olacaksa. Onu şimdilik bir <laughs> kenara itelim bence. Çünkü arka planda gökyüzünde daha rahat çalışmak istiyoruz. Dikey format olunca da birazcık insan ister istemez. Eee benzer şeyler yapıyor sanki. Daha yatayda çalışırsak daha geniş şeyler koyabilirdik burada. Ben başta başlamadan önce yatay yapabileceğiz diye düşünüyordum. Yatay kabul etmiyorlarmış demek ki burada penap diyarında. Veya hani ben bunu yatay tutup da yataymış gibi yapardım da oraya en azından gönderildiği zaman herhalde. Şu alttaki butonlar ne bu arada? Evet bu benden bir şeyi içe aktarıyor. Hani yatay varmış da biz basmamışız olmasın <laughs> diye son bir bakış attım. Yokmuş işte. tamam. Yani gökyüzü için şimdi e, o zaman biraz daha böyle şey yapacağım. Hani boyarken yatayda tutacağım fırçamı. Hani sağa sola hareket ettiriyorum. Neden? Çünkü gökyüzünde böyle bir hareket var aslında. Aslında şöyle komple en arka plan için yaptığım bir renk gibi de düşünebiliriz bunu. Biraz da gradyan gibi bir şey yapmaya çalışıyorum aslında. O yüzden fırçamı mesela en üste bastırıyorum. Hani rengin asıl bol miktarını orada ekliyorum. Sonra aşağı doğru sağa sola çekerek ilerletiyorum ki şu ara noktalar mesela ben burada fırçamı gezdirdikçe fırçada artık boya kalmadığı için var olan mevcut renkleri, mevcut boyayı etrafa biraz yayıyor. Öyle olunca da ne oldu? Böyle bir hani geçişlilik sağlanmış oluyor. Mesela en üst kısma biraz daha mavi eklemek istedim diyelim. Hani buradaki maviyi biraz daha sürüyorum. Sonra aşağıya doğru yayarak devam ediyorum. Gökyüzünün Şimdi ufuğa yaklaşan tarafları biraz daha aydınlık olabilir. O yüzden orada çok koyu renkler kullanmamaya çalıştım. Ama biraz da sisli bir hava yansıtacağımız için aslında buralara belki artık biraz griler ekleyebilirim. Yani her şey çok mavi olmayacak. Burada rengi eklemek için biraz daha pıt pıt, pıt vuruyorum. Sonra ne yapıyorum? Sağa sola kaydırarak yani biraz yukarı biraz aşağı oradaki renkleri birbirine karıştırmaya çalışıyorum. Gökyüzü zaten böyle hani renk renk de olabilir. Tek bir renk değil. Böyle daha başlangıç seviyelerinde mesela gökyüzünü boyadıklarız zaman tek bir renk boyarlar. Biraz da sıkıcı olur elbette. Aslında gökyüzünün içindeki o ufak renkleri görebilip yansıtmak önemlidir. Diye atıyormuşum mesela sallayamışım. Şimdi biraz da hafif karanlık olacak ya. Koyu renklere de gideceğiz elbette. Çok canlı olmasını istemiyorum. Ama bazı koyu renkleri de şeye saklıyorum. Hmm, yani gökyüzü biraz daha aydınlık ama bu saatlerde muhtemelen su bayağı karanlık olacak çünkü e, hani suyun artık şöyle düşünün. Suda suyun altında bir şeyi görebilmemiz için ya orada renk görebilmemiz için oraya ışık gelmesi lazım. Gökyüzünden yansıyan böyle bir etrafa dağılan ışık suyun altına o kadar ulaşamayacak. Çünkü artık gökyüzünde gördüğümüz aydınlık çok daha uzaklarda belki henüz güneşin batmadığı yerlerden gelen bir aydınlık atmosferin kendi aydınlığı oradan üzerinden yansıyan bir aydınlık ama oradan gelen aydınlık o ışık artık şeyin içine ulaşamıyor denizin içine ulaşamıyor o yüzden hatta şöyle o koyuluğu birazcık yedirelim altı kıyı şey olmasın hani şuradaki yeşiller aklımızı karıştırmasın. Tam arka planda çok ufak bir iki yeşil belki oradan buradan farklı yansıyan mavi mavimsi yerler olabilir ama onun dışında suyun biraz koyu olmasını bekliyorum. Şimdi arada detay gerektikçe yaklaşacağız ama başlangıç aşamasında daha detayları eklemediğimiz bu noktada uzaktan bakmak daha iyi bence. Biraz daha geneli görmeye çalışıyoruz buradaki zaten hani suyla ilgili renkleri eklerken mavileri falan tekrar ekleriz. Hani o ana koyuluğu vermemiz bence şimdilik daha önemli. Öyle bakınca fena değil sanki bir şeyleri biraz oturtmaya başladık gibi duruyor. E, ve bizim bir kara parçamız olacak elbette. Onu da belki şu saatlerde, şu seviyede yerleştirmek iyi olabilir. Bunun için biraz fırçayı küçülteceğim. Ben yani şu şeyden memnunsak aslında deniz ve gökyüzü oranından buraya şöyle bir ada kondurabiliriz. Ya bu odanın detaylarını sonra biraz daha açığa çıkarmaya çalışacağız ama bence şöyle tek bir tepesi olan çok geniş olmayan ama ufak belki bir limanı vardır şurada falan yayılacak şekilde. Öyle bir ufak ada kondurmuş olalım şimdilik. Uzaktan baktığımızda da Son derece <laughs> ortaya konulmuş bir kompozisyon olarak karşımıza çıkıyor. Gökyüzüne birazcık zaman ayırabiliriz bence. Özellikle de sisli bir hava vermek istediğimizden dolayı. Şimdi bazı bulutlar falan ekleyeceğim etrafa. Bunları yaparken de renkler çok sıkıcı olmasın istiyorum. Böyle biraz farklı farklı renkler koyalım bence. Bulutlar yeşil olur mu? Neden olmasın? Diyeceğim <laughs> mesela. Belki bu gökyüzünde bir ay da olabilir hani. Çünkü etraf biraz aydınlanacaksa belki ay ışığıyla falan aydınlanacaktır. Neden olmasın? Güneş kadar parlak olmasa da etrafa biraz aydınlık seçebilecek bir ay nerede olabilir? Şurada falan mı olsun mesela? Mesela öyle gökyüzünden yine yansıyan bir ışıktan bahsediyoruz elbette. Yani hani, ay neden etrafı aydınlatmıyor? Biraz aydınlatıyor da yani yansıyan ışığı var onunla aydınlatıyor. Ee, bunu da genelde etrafındaki belki etrafına ona çok yaklaşan bulutlara yapıyor olabilir. Onun dışında böyle etrafa çok yayılacak bir ışık değil bu ayınkisi. Mesela bu etrafındaki bir iki buluta belki ayın sarısına yaklaşan bazı e, renkler eklememiz mümkün şu aşağıdaki bazı bulutlara da. Ama genel konseptin sis olduğunu da unutmamam lazım yine kendime hatırlatayım. Çok net bir resim olmayacak bence. Etrafta bir iki şey olmasını bekleyeceğim. Böyle üzerinden mesela her şeyin çoğu şeyin üzerinden hafif bir grimsi mavimsi morumsu renkle arada mesela geçerek böyle hafif bir sisli ortam oluşturmaya çalışacağım sanırım. Tabi bu, bu fırçayı böyle çok da abartıp her yerde kullanmamak lazım. Yani sis yapıyoruz diye her şeye böyle sanki bir göz hastalığı varmışçasına sisli bir perdenin arkasından bakmak da saçma olur. Bunu yeri geldikçe kullanmakta fayda var. Ya arada bunu kullanıp arada başka şeylere geçmek belki gerekiyor. Yani e, Buradaki şu griliği de çok hava kirliliği gibi de yansıtmamamız lazım. Yani sis hava kirliliği değil. <laughs> Ona da dikkat edelim. Bir miktar belki ön planda sularla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Biraz böyle gel git yaparak ilerleyeceğim hani Biraz orada çalışalım, biraz burada çalışalım. Resmin geneline odaklanmış olmak için. Bir yandan da hani tam olarak nasıl bir şey çıkarmak istiyoruz aslında onu planlıyoruz sanki. Evet yani çok net bir fikirle girmedik ya belki de. En sonda şuraya başka bir şey konduracağız. Oraya ne kondurmamız gerektiğinin yani planı bir yandan burada bir renk bir şeyler eklerken e, çıkıyor olabilir. Belki de şu ön planda mesela yani en son yapacağımız daha büyük şekiller olabilir. Gökyüzünün şu kısımlarına da biraz bakalım. Başı boş kalmasın burası. Yani genelde şöyle ilerliyorum. Bir renk ekledim. Bunu biraz etrafına yayıyorum ki Hani o geçişi sağlamış olalım. Ve böyle çok yabancı kalmasın oradaki o renk. Mesela aşağıya doğru biraz daha aslında açık renklere kaydığımız bir nokta. Hafiften griye de yaklaşabiliriz bu taraflarda. Diyelim ki burada şöyle bir renk eklemek istiyorum. Biraz rengi ekledim. Sonra o rengi hani fırçayı tekrardan ekrana bastırmadan daha doğrusu kaleme... O rengi biraz etrafa yayıyorum. Yaymak için de ne yapıyorum aslında? O komşularıyla onun arasında bir gel git yapıyorum. Çünkü hani fırça üzerinde sürüklediğim yerlerde oradaki rengi taşıyor. Yani burada da aslında biraz yapmaya çalıştım. Yani sıkıcı olmaması için resmin sıkıcı resim nedir? Böyle pat 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 şeyleri görürüz. Mesela bir seviye yukarıda mavi bir renk var. Sonra altta, ortada başka bir renk pat diye bir blok halinde gelmiş. Hani o blok halindeliği kırmak birazcık iyi olabilir. Onun için de mesela farklı açıklı koyulu renkleri resmin genelinde gezdirmek iyi bir fikir olabilir. Mesela şöyle şuraya giren bir parça yapmış olduk şu an mesela. O üstteki koca renk bloğunu kırmış olduk. Bu renk mesela biraz da şurada dolaşabilir. Ve şunu hatırlamakta fayda var aslında. Biz belli bir noktaya baktığımız zaman oradaki açıklığı koyuluğu veya rengi algılarken etrafındaki komşularına göre e, algılıyoruz. Mesela şu adanın e, sağ yanındaki belki mesela o şu çizginin veya o farkın yoğunluğunu vurgulamak istersen ben yanında açık bir renk bulunursa koyu renk dediğimiz kısım daha koyu gözükecek mesela yani oraya bir e, vurgu yapmak istersek böyle bir taktik kullanabiliriz aslında. Yani bir yerdeki kontrasta e, vurgu yapmak istiyorsak oradaki farka veya oraya dikkat etmek, dikkat çekmek istiyorsak daha doğrusu öncelikle orada bir hani kontrast oluşturabiliriz. Kontrast dediğimiz Şeyde renklerin farklılığı aslında. Ya yani burada hayal meğer bir fark var haline getirmek istersek de renkleri birbirine yakınlaştırıyor olacağız. Yani algılarken biz rengi tek başına etrafından bağımsız şekilde algılamıyoruz. Yani o önemli aslında. Komşuları ile ilgili e, olarak görüyoruz. Yoksa hani görmek dediğimiz zaten öyle bir şey. Özü itibariyle görmek değil. Yani de, etrafa bakıyoruz, genel'e bakıyoruz. Biraz daha genel'e bakmamız iyi bir şey. Yani hani baktığımız zaman tek bir noktaya odaklanıyor olsaydık bizim için çok işe yarar olmayacaktı bu. Görme yeteneği biraz daha etrafa odaklandığımız için işe yarar bir halde aslında. Öyle olduğu için de hani etrafıyla birlikte algılayacağız oraya eklediğimiz renkleri. Etrafından bağımsız şekilde değil. Şimdi şu aya birazcık yaklaşalım bence. Farklı bir kalem seçelim. Kurşun kalem seçtik. Yani ayın kenarları bu kadar şey olmayacaktır muhtemelen. <laughs> pürtüklü olmayacaktır. Biraz daha düz bir kıvam vermeye çalışayım. Bir yandan hafiften rengiyle ilgili de bir şeyler yapmış olacağız burada. Rengi de elbette bu kadar sarı olmayacak. Çok sarı gözükmemesi için bazı noktalarda biraz griye yakın bir beyaz belki. Bununla geçeyim. Yüzeyi de bu kadar düzgün olmayacak elbette. Bazı hani yüzeyindeki pürüzleri de hesaba katmalıyız belki fazla açık bir renk gibi de duruyor olabilir şu an hani O kadar sarı değil de biraz daha sanki griye yaklaştırmamız iyi olabilir gibi duruyor. Burada boyarken biraz daha kavisli yapısını takip etmeye çalışıyorum aslında. Çok fazla üzerinde gölgelendirme falan yapacağımız türden bir şey değil. Yani bu bize bir şey olarak düşünün. Geceliğin bir fener tutuluyor. O fenerin kendi içerisindeki detaylar çok fazla gözlemlemeyeceğiz elbette. Ama çok da sıkıcı sadece tek bir yuvarlak gibi de olmasın diye böyle ufak çizgisel oyunlar yapabiliriz herhalde üstüne. Bir miktar daha böyle koyulu açıklı şekiller görebiliriz ama çok da abartıya kaçmamak lazım. Yani baktığımız zaman biraz daha sanki orada bir olaylar oluyormuş gibi bir hissiyat veriyor herhalde. Etrafının ışıklandırmasını henüz yapmadığımız için oraya çok ait gibi durmuyor. Onu halledeceğiz. Yani etrafındaki bulutlardan bağımsız bir şey değil bu. Etrafındaki bulutlara ve sahnemize de bir katkısı olmalı ki oradaymış gibi davransın. Yoksa aa sen bunu buraya almış başka yerden yapıştırmışsın gibi bir görüntü olur. Onun olmasını pek istemiyor olacağız. Belki orasında, burasında böyle ufak karaterleri eklemeye çalışabiliriz. Arada da uzaktan bakıyorum ki hani e, renk olarak falan uzaktan gördüğümüz zaman tam olarak nasıl bir şekil ortaya çıkmış onu kontrol ediyorum. Hani hafif sarılığı yine de vermek istiyorum yani. Hani Yani sarılığı bir iki ekliyorum. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Hani şununla hafif bir genel bir sarı parlaklık çok mu abartı oldu. Fena değil aslında olabilir. Sonra şöyle bir şey de yapacağım. Hani bu sarılıktan biraz o, o kadar değil elbette. Etrafa da bulaşsın istiyoruz. Belki şöyle fırçayı küçültüp şu kısımlarına bir başta hani parıltı verip o kadar da sarı mı? O kadar sarı değil belki ama giderek uzağa gittikçe belki sarının şiddeti azalarak olabilir. Yani onun orada sahnemizin içinde olduğu hissiyatını biraz vermeye çalışıyorum. Ama şu bulutlara gidip biraz daha e, o bulutlar üzerinde bir şeyler yapacağız elbette. Şimdi bulutlarımız hani renkli olsun falan dedik ama işlerinde griide de içerecekler. Yani burada renk seçimlerimiz aslında e, oradaki çizgileri ne kadar belirgin halde tutmak istiyoruz. Biraz e, onun kararını verdiğimiz noktalar olacak. Yani gökyüzüne karışan bulutlar mı olacak bunlar? O zaman neredeyse gökyüzünün rengiyle aynı rengi seçmemiz lazım. Yoksa o buluta dikkat çekmek mi istiyoruz? Yani oraya buraya baksınlar demek istiyorsak e, o zaman gökyüzünden daha farklı renkler kullanmamız gerekecek gökyüzünden daha farklı olan bulutlar daha açık olabilir, daha koyu olabilir. Hani öyle iki seçeneğimiz de var. Mesela buradaki sağdaki bulutun şu aşağıdaki hani dairesel hareketlerle şu an hani fırçama yeni renk eklemeksizin etrafa e, renklerini yedirdiğim zaman dairesel hareketlerle bu bulutun e, arka plana aslında karışmasını sağlıyorum. Uzaktan baktığımızda da böyle hani bu bulut tam olarak nerede başlıyor, nerede bitiyor belli olmuyor olacak. Eee Mesela biraz daha belki açık renk kullanarak şu ön planda daha eğer hani ay ışığından aydınlanan bir bulut ise biraz daha bir şeyler ekleyebiliriz. Tabii ki çok aydınlanmayacak. Hani ona dikkat etmemiz lazım. Yoksa güneş gibi olur. Bulutlar da elbette üç boyutlu yapılar olduğu için sadece benim buraya çizdiğim şeklin kenarları değil yani hani bize doğru yaklaşırken de bizden uzaklaşırken de orada bir renk değişimi söz konusu olabilir. Bulutlarda öyle bir serbestlik söz konusu. Mesela şuraya da ayrı planlar yaptık. İşte orada da belki bir sarı renk seçip daha küçük bir fırçayla şunları da aydınlatmamız mümkün. Yani şurada Ay'a bu kadar yaklaşmış bir bulut istiyor muyuz? Ondan çok emin değilim. Yani şuradaki bulutu ki bir miktar geri ittirmek falan isteyebiliriz. Bunu da yine bir miktar gökyüzü rengine yakın bir renk aldım. Hani çok aynısı olmak zorunda mı? Değil bence. Sonrasında bu rengi arka plana yaydıkça zaten hani oraya eklediğim rengin çok farklı oluşunun hissi gidecek zaten. Mesela gitti herhalde yani şöyle yapınca. Belki bu biraz daha ufak tefek bir buluttur bu tarafta duran. Şimdi gökyüzünün şu üst kısmında da aslında birazcık bir renk oyunları bir şeyler olsa iyi olur. Belki şöyle biraz daha mora yaklaşan bir bulut buralarda yer etmiş olabilir. Ya yani özellikle bir de dikey bir resim olduğu için böyle yatayda çok fazla değişiklik ee, şeysi yok ama böyle pat pat katman katman gibi de olmaması iyi olur diye düşündüğüm için bu hani başlangıçta renkleri yatayda koyduk böyle tak tak ee, işte yukarılar daha Mavimsi koyumsu olacak aşağılarda da gittikçe deniz olacak bu sefer deniz daha da karanlık olacak falan dedik orta planımız biraz daha açıktı ya o başlangıçta eklediğimiz kafa yapısından biraz çıkmak için renkleri biraz karıştırmaya çalışıyorum aslında birbiri içine giren yeni ikincil şekiller yani sahneye davet ettiğimiz yeni eklediğimiz eklentiler. Belki şu arka planda da mesela belli belirsiz daha uzaklarda olacak şekiller seçilebilir. Yani bunlar gökyüzüne mi ait yoksa orada başka kara parçaları başlıyor? Hani çok belli olmaksızın. Çünkü resim biraz da öyle bir şey. Hani bakan kişinin de kendinden bir şeyler katacağı. hani sadece sizin eklediğiniz şeyler değil ki. Yani oradaki gözükenler. İki taraflı. bulutlu bir gökyüzü ama hala çok fazla sessiz değil aslında. <laughs> Şeyin ana fikrinin sis olduğunu <laughs> yine kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Yani bunda biraz daha şey bir resmi artık böyle hani hmm, ne denir buna? Renklerin bir şeyi anlatmaya çalıştığı, çok fazla bir belli bir şeyi şekli yansıtmaya çalıştığımız bir resim değil de sanki. Soyut süresim de diyesim gelmiyor çünkü soyut değil o kadar. <laughs> Belki biraz şu kara parçasına yaklaşabiliriz. Burada çok fazla detay seçebileceğimizi düşünmüyorum ama onun dışında bu biraz etrafına göre koyu olan bir parça olmalı bence. Yani Üstünde bir miktar şekiller az buçuk dikkat çekecek şekilde daha çok suya karışıyor olacak. Renk suyun üzerinde de ufak renk oyunları yapabiliriz. Yine suda bu sefer yatay kullanıyorum. Hani suda bulut gibi bir yapıda olmayacağı için. Doğrudan yatay hareketlerle sağa sola çekiyor olacağım ama hani renk eklemek istediğim zaman kalemi tekrar ekrana bastırıyorum. Yani hani tamamen yatay bir hareket yapmıyorum aslında. Bazı yerlerde mesela yani şurada diyelim biraz daha açık bir alan oluşturmak istedik. Bu sefer bir miktar kalemi bastırıyorum. Sonra etrafta devam ediyoruz sağa sola doğru. Yani bu tarz aydınlık yerlerde işte orası belki daha dalgalı veya işte derinlik açısından daha fark eden yerler. Veya hani ışık oraya daha rahat ulaşıyor olabilir. Çünkü karşı gökyüzü bulutlu olduğu için hani o bulutlar tabii bazı yansımaların veya gökten gelen ışıkların ulaşmasına engel oluyor olacak. Ve hani onlardan artık engel olamadıklarını görüyor olacağız biz böyle suyun üstünde. Belki yine hafif yeşilin gri tonlarında bir şeyler de ekleyebiliriz bu taraflara. Buradaki renklerle aslında biraz şeyi kırma amaçlı. Yani çok sağdan sola yukarıdan aşağı pat pat blokların yer aldığı bir resim olmasın diye. Şimdi bir de aslında şöyle e, hani renkleri birbirinden yabancılaştırdık ya. Bir de tam tersini yapmak için, benzetmek için böyle daha büyük bir fırçayla belki. Hani rengi şimdi opaklığı düşük seçtiğim için biraz daha güçlü seçebilirim herhalde. Ama bu bir dakika. Onu yaptığım şuydu sanırım daha çok püskürtme gibi olan mı? Bir dakika deneyeyim fırçamı bulayım. Bu değilmiş tamam. Bu biraz daha başka türmüş. Şu da o zaman yine tamam. Bunu büyük tutalım. Yeterince büyük gelmedi de ondan. Yani şöyle mesela şu taraflarda mavi biraz ağır bassın istiyorsam böyle yapabilirim. Ama bu fırça değişmiş mi ya? Bir dakika. Evet değişmiş. Benim istediğim hareketi yapan fırça o değil. Şu da değil herhalde. Yani bu da çok marker gibi davranan bir fırça o düşündüğüm fırça burada değildi belki de. Bu da karıştırmak için. Neyse tamam. Öyle bir hareket yapmayacağız o zaman. Onu geri aldım. Şöyle bir hareket yapalım o zaman. Su için şimdi e, böyle daha böyle şey bir fırça alıyorum. Ne bir fırça bu böyle hani incelik kalınlık çizebileceğim. Biraz daha kafadan çizgiler eklemeye müsait bir fırça. Gidelim nasıl bir renk alalım? Şöyle mavimsi bir şeyler alalım. Mavimsi morumsu bir renk aldık. Son derece şey bir e, kavram. Literatürde yeri olan bir <laughs> mavimsi rengi renk. Yani burada işte şöyle dalgamsı şeyler olduğunu göstermeye çalışacağım. Daha yakındayken daha kalın yapabilirim. Uzaktakiler daha ince oluyor olacaklar. Fırça bir miktar inceltebiliriz bence. Yani her ne kadar basınçta kontrol edebiliyor olsam da o basınç farkının aralığı yukarıdan boyut üzerinden belirleniyor. Farklı farklı bölgelerin olduğu bir su gibi yapmaya çalışıyorum. Kah aydınlıklar, kah karanlıklar olsun. Şu aydınlık kısımlarda hafif sarımtırak bir şey kullanabiliriz herhalde. Burada belki dalgalar, köpükler daha göze çarpıyor. Ayın yansıması falan belki. Ve aslında şöyle kasaba masaba burada bir şey varsa ufak ışıklar da görüyor olabilirsin. seni tarz ışıklar aslında şeyin üstünde dikkat çekici olacaktır. Bak şöyle sarmal bir şekilde dağın üstlerine çıkan küçük evler. Onların ışığını falan görüyor olabiliriz. Bunların denizden yansıması da olabilir elbette. Onu da bir, bir ton küçük şey ile bir ton karaltılmış haliyle onların bulunduğu yerden aşağıya doğru denize bir iki yansıma gibi ekleyebiliriz ama suyun üstünden daha geçeceğiz aslında hani onu. Henüz son haliyle eklemiyoruz. Bunu biraz daha koyu hali, daha kesin bir çizgi ekliyoruz ya. Ama bu kadar da koyu hali değil. Bak şuradaki bir iki bulutun üstünde böyle şekiller olabilir. Mesela buradaki bulutlar ne kadar arka plana itilmiş gibi idiyse de demin onun üstüne bir parlaklık bir ışık eklediğim zaman daha kesin çizgilerle eklediğim için bunu öne çıkacak veya hani daha belirgin hale gelecek şuradaki bulutlar içinde mesela bunları yapabilirim. Biraz daha incelttim mesela şöyle şuradaki öbeklerde de belli belirsiz ay tarafından aydınlatılan kısımlar olabilir. Bu aydınlatılma hep ayın renginde olacak diye bir şart da yok. Farklı renklerde olabilir. Mesela şurada hiç bulut ayrıca gibi gözükmüyorken ben burada bazı çizgiler ekleyerek sanki öyleymiş gibi bir hale getirebilirim. Yani karanlık sahnemize biraz renk katmış olduk aslında. Renk alış şurada kullanayım bence. Şuradaki dur? basıp şöyle basıyorduk karaldı tamam. Tam buradaki rengi şöyle biraz etrafa doğru. Hani orası çok ah dur. Yanlışlıkla sildim. Orası pat diye hani <laughs> elimizle boyanmış gibi de kalmasın o kadar da değil diye. Yine bu sefer buradaki griyi birazcık etrafa yayıyorum. Renk fırça olarak da şey değil bu sefer yine. Aa, rengim mi değişti? Değişti. Neden değişti? Yeniden renk alayım. Yani bu sefer karıştırma işini mesela biraz daha biri diğerinin içine geçerek yapıyor. Hani iki farklı karıştırmadan bahsedebiliriz belki. Birinde gerçekten renkleri birbirine geçirirken, gerçekten karıştırırken, e, ikinci bir tür karıştırma da aslında renkler birbirinin içine yani bir, bir biraz o onun içine biraz bu bunun içine geçerse, o da bize görsel bir hani karıştırma sunuyor aslında. Burada öyle bir ikinci türden bir karıştırmayı kullandım. Yani doğrudan o iki renk tamamen karışıp üçüncü ayrı aradaki bir rengi oluşturmadı. Ama bunlar iç içe öylesine geçiyorlar ki mesela hani biz artık onları birbirine geçmiş gibi algılamaya başlıyoruz. Öyle bir ikinci türden bir karıştırma oldu. Mesela onu bir de şöyle bir renkle yapayım. Şu rengi aldım mesela şimdi. Bu rengi de birazcık şuradaki komşularına doğru içeri doğru Yaklaştırıyorum. Yine hani karıştırmamız aslında şey olmayacak böyle e, buradaki renkle öbür rengin arası bir ton elde etmeyeceğiz ama görsel olarak artık onların birbirinin içine geçtiğini biraz görüyor olacağız. Yani bu biraz da aslında hani pointilizm falan vardır ya böyle nokta nokta yaparlar resmi. Biraz artık oradaki taktikler gibi daha ince bir tanesini aldım mesela çok da pointilist olmasın diye biraz çizgisel olarak ilerleyeceğim sanki böyle e, ağacın dalları bu tarafa doğru yayılıyormuş gibi bir şey yapmak istedim çünkü neden olmasın değil mi? Evet, uzaktan da bakalım da orada çok saçma bir şekil yapmıyor olalım. Ne hey, Fena değil. Yani bu hissiyatı resmin biraz geneline de şöyle. Hani burada da bir şeyler oluyor gibi. Yayarsak belki güzel olabilir. Yine buradan farklı renkler olsa iyi olur diye. Adanın üzerinde. Bak şurada bir yerde bir ufak orman var mesela. Onun hafif yeşilliğini görüyor olabiliriz. Bu kadar aydınlık değil ama. Şöyle bir iki sıra orman sarmış mesela. Çok hafif bir açık tonuyla da şöyle üst kısımlarda yer alan yerlere daha ışık aldıklarını söyleyebiliriz. Belki burada bir iki tane daha abarttığımız sarı ışık vardır. Daha büyük binalar mesela. Şu uzaktan bakınca biraz daha göze çarpacak olan noktalar. Onun dışında bu sarılık aslında şöyle hafiften yani sis mis de yapacaktık ya. O sisli hava bu sarılıkları biraz daha etrafa bu şekilde güçlü yayıyor olabilir. Orada bir bloom yapıyor olabilir. Ya, ayın etrafında da yine böyle bir şeyler olabilir. Çok fosforlu bir sarı gibi oldu gerçi ama <laughs> neyse artık. Tabi bulutların üstünde şimdi hani hafif bir sisli havada vermek istiyoruz ya bazı yerlere. Şurada çok saçma oldu biraz. Hafif yapayım bence bunu. Ayın şu sarılığını biraz geri alayım mı? Şöyle yapayım bir dakika. Şimdi o aynı şeyi yapacağım ama o kadar sarı yapmak istemedim. Ya biraz daha şöyle beyaza kaçan bir şekilde olsa herhalde daha mantıklı olacak. Yani çok fosforlu biraz yabancı kaldı resmen. O yüzden onu geri aldım. Yani şuralarda falan da mesela bu, bu sarılıkları biraz parlatabiliriz. Sonra şöyle yapalım. Biraz daha koyuluklu bir şey alalım. Mesela şuralara falan. Belli belirsiz renkler, şekiller ekleyelim. Mesela belki şu tarafı için resmin renk al ile de şuradan bir renk alalım mesela. Tamam diyelim. Yani şuradaki gökyüzünü de şöyle bir hareketlendirebiliriz. Biraz daha orada bir farklılık olsun diye. Yani bu fırça biraz daha e, kenarı etrafına karışan şekiller eklemeye müsait. Yani çok belirgin şekiller eklemek için bu fırçayla e, daha hani ufak bir boyutta ve yaklaşıp da çalışmamız lazım. Onun dışında bu fırça şu an elimizdeki olan fırça sanki biraz daha yağlı boya fırçası gibi. E, daha fazla hani bir biraz renk ekliyorsunuz. Sonra var olan renkle etrafına... Karıştırmanızı da sağlıyor o tarz, o, o yaklaşımda, o fikirde bir fırça. Bununla daha detay çalışmak için bu fırçanın küçük bir halini alıp yani daha yaklaşmamız lazım aslında. E, bu sebeple de aslında su için uygun bir fırça, fırça, <laughs> fırça? Neden? Suda da çünkü böyle bir yani sağa sola akışkanlık hissi var ya şu parıltılarımızdan bazıları bu aşamada kaybolacak ama hani geri getirmek istediklerimizi sonra getirebiliriz. Biraz daha hani yaptığımız sanki renkleri biraz oturtmak şu an. Daha hala. Ama o da önemli bence. Yani genel olarak resme uzaktan baktığımızda gördüğümüz şey oradaki tek bir parçanın detayı değil de yani bir arada oldukları zaman ki uyumu. Ve onu görürken de genelde renkler üzerinden görüyoruz. Hani eğer şekle odaklanan bir resimden bahsetmiyorsak. Hani şekle odaklanan resimler de olur elbette. Hani e, teknik bir çizim düşünün. Ona baktığımız zaman e, bu şekilde gene ile yayılan bir renkler veya koyuluk açıklık falan gibi bir durum söz konusu olmayacak orada. Şekli göreceğiz. Ama bazen de bu tarz resimlerde bence şekilden çok e, renkler beğeneyim onların belli bir kompozisyonda oturduğu zaman nasıl gözüktükleri daha öne çıkıyor gibi geliyor bana. Bazen yaklaşıyoruz mesela etraftan uzak bir şekilde buradaki hani o, o o o ufak alanda bir şey dağıtmaya çalışıyoruz. Ama bazen de uzaklaşıyoruz ve hani o eklediğimiz şey genelde nasıl duruyor ona biraz bakıyoruz. Mesela bu resimde şurada mesela morlar yukarıda biraz daha koyu morlar var. Aşağıda da belki onları dengelemek üzere biraz daha maviler yer alabilir. Mavilerle morların savaş. Baktığımız zaman mesela ışık açısından bir tutarlılık bekliyoruz. İşte koyu açık alanlar olabilir ama bu koyu açık alanların Sahne nereden aydınlanıyorsa mesela burada biraz daha ay ışığı belki e, yıldızlar yıldızlar ekleyebiliriz ama sisli olunca da yıldız olmayacak ama neyse belki çok çok fazla sis <laughs> teması üzerinde durmayan bir resim olacak belki bu çok tabii sis yapmadık zaten. Ee, hani bu sahne böyle çok ağır aydınlatma içermeyen ama bazı ufak güçlü ışık kaynakları belki noktası olarak etrafa vurabiliyor. Öyle bir sahne. Bir de sisli olmasını da umuyorduk. Bu sebeple de aslında renklerin birbiri içine geçerek etrafta yayılıyor olması normal bir şey. Yani böyle çok belirgin bir bir şey beklemiyoruz zaten. Neden? Çünkü etrafın aydınlatması ona müsait değil. Burada çok belirgin bir şekil yapmış olsak bile onu bu havada çok rahat gözlemleyemeyecektik. Biraz ondan faydalanmış olduk. Ya mesela bu şimdi farklı farklı bölgeler oluşturmaya çalışmıştık. Onu birazcık aşağıda yaymaya çalıştık. Yani sadece sağ sol yaparak başta eklediğimiz şekiller, daha sonradan eklediğimiz daha keskin şekillerle ne oldu? Biraz e, karıştı. Yani onların şeyisini e, ne, ne denir? E, sağ sola kıvrılışını izleyerek bu diğer şekilleri ekledik biraz. Sonra o keskinleri biraz daha ekleyeceğim geri. Böyle de bir git gel yapıyoruz. Neden? Çünkü birazcık böyle bulanıklar çok fazla artarsa hani bu sefer sanki bozuk gözlü biri etrafa bakıyor gibi olur. Onu da istemiyoruz. Yani her şey birbirinin içine geçerse çok iyi bir görünüm oluşmaz. Bazı odaklanacak yerler vermemiz lazım. Buraya bakan kişi için. Onu daha planlı yaklaşarak şey de yapabilirdik elbette. Yani en baştan belki bulunduk bir şeyle başlıyoruz. Sonra bazı alanları netleştiriyoruz. Yani öyle daha planlı bir yaklaşım yapabilirdik elbette. biraz daha hani kervan yolda düzülecek biçimde. Yani ekledikçe mesela şurada mavi olmalıydı, burada mor olmalıydı'nın kararına biraz biz ilerlerken yolda karar verdik gibi bir şey oldu. Onu da keyfimize göre şey yaptık yani hani böyle <laughs> belli bir metodoloji izleyerek değil. Şimdi hani bakan kişinin odaklanabileceği biraz daha noktalar. Gözünün bozuk olmadığını buraya bakan kişiyi hatırlatmak için. Bize yaklaştıkça biraz daha açtım renkleri. Belki bu tarafta biz uzaktan belki fotoğraf çekiyoruz. Burayı aydınlatmışız. Burada belki yerleşim var falan. Neden olmasın. Ve bize yaklaşan dalgaları aslında daha büyük göreceğiz. Yani dalgalarda köpük köpükse e, onların beyazlarını daha rahat göreceğiz belki. O açıdan biraz daha buralarda açık renkler kullanabiliriz aslında. bu sefer kurşun kaleme geçeceğim. Yani çizgilerimi biraz daha şey yapmak için. Bir miktar daha ince ama aynı zamanda da böyle çok düz ve kararlı değil de köpük gibi etrafa yayılmaya daha müsait bir halde veya belki bölge bölge boyayabileceğim şekilde olması için. Böyle yine çizgiler yayılırken aslında şey yapmaya çalışacaklar. Hmm resmin etrafına dolanmaya çalışacaklar tabi. Yani mantıklı yerlerde. Suyun üstünde falan. Yani bakan kişi böyle resme baktığı bir yerden çıktı gitti şeklinde değil de hani resmin içerisine tutmaya çalışacağız bakışlarını. O yüzden şöyle kenarlarda kavisler <laughs> bu çizgiyi izleyen kişiyi resmin içine çekse iyi olur. Mesela onu birileri bakıyorsa burada resimde onun, onun üzerinden falan da yapabilirler. Şimdi geldim bazı sarı tonları. Bu sefer kurşun kalemle artık hani eklediğim parçalar çok aşırı güçlü olsunlar istemiyorum biraz hani kurşun kalem tercihimiz o yüzden şurada burada suda. Ha, suda aslında yatayda yapsam yansımalar daha mantıklı. Dikeyde de değil de. Burada belli belirsiz belki bir şeyler. Yani eğer arka plan biraz daha aydınlık idiyse diye Bizim küçük tepemizin veya adamızın aslında Bizden tarafa bakan kısmında biraz daha gölge oluşturuyor olabilir. Yani o yüzden şuradaki suları biraz daha koyu tutmaya çalışacağım. Yani uzaktan bakınca sanki böyle olması daha mantıklı e, duruyor gibi. Yine bu renkten oraya buraya da ekleyeyim ki böyle çok yabancı renkler olmasın. Adanın kendinden olan renkler. Adanın yerlisi. Yani şurada burada bir şeyler de olabilir. Böyle de olmasın. Yine resmin orasına burasına bir şeyler. Şimdi bir iki nokta belki. Şöyle. Şuradaki arada çok pat diye kocaman bir alanımız var. O alanı biraz kırmak için bir şeyler yapalım. Ne yapalım. Yine koyu bir renk olsun ama farklı. Orada çok geçmemiş bir renk alsak belki daha eğlenceli olabilir. Yani suda bu rengi çok yapmamışız. Ama bunu böyle mi yapayım? Bir dakika bir düşüneyim. Bunu belki de şu tarz bir şeyin opaklığını düşük tutarak yapsam nasıl olur onu deneyeyim. Yani burada da böyle bir şey var dercesine. Olabilir. Bir bakalım. Sonrasında başka renkler ekleyeceğiz. Başka şeyler de yapacağız. Bu fırçamızı bir iki yerde daha kullanalım. Tek yerde kalmasın. Evet. Çok mu şey güçlü oldu oradaki o Hmm, su da olabilir bence. Şu parça en azından. Şunlar değil de, şöyle olsun. Ya böyle o renkleri biraz oraya dağıtmak adına eklediğimiz şekilde olsun. Sonra da ben tamam, kurşun kalemle yapayım, yapacağım. Şimdi şuradan şu çizgili e, suyun çizgili e, yapısını biraz güçlendirmek istiyorum. Ya onu da yatay çizgilerle yapıyorum aslında. Yani yatay çizgiler bence su hissiyatını arttıran <laughs> şeyler. Ya o yüzden şöyle birazcık taradık oraları. Sonra şu etrafta dolaşan ufak dalgalarımızdan bekliyorum. Bazen böyle yöresel olarak birikmiş de olabilirler onlar. Şuradaki kavisler birazcık şey oldu ya. Hani dedim ya gözü resimde tutacağız falan ama onu çok bodoslama yapan şeyler olmasın. Burada kavis koymayalım o kadar da. Yani şu şey kaçtı. Sanki resmimiz gerçekten bu ıı, karenin içine sığmaya çalışmak zorunda. O yüzden de dalgalar burada kıvrılmış gibi oldu. Öyle olsun istemiyordum. O yüzden böyle her şeyi iç içe geçiren... Fırçamızı alarak bir iki buradan özellikle o kavislerin olduğu yerlerin üzerinden geçeceğim. Sonra bu elbette şu aşağı alanda olan düzenimizi bozmuş olacak. Onu tekrar geri sağlamak adına ben oraya buraya dalgaları ekleme işini tekrar yapıyor olacağım. Özellikle şu arada mesela şu geçiş için 1-2 farklı renk daha eklememiz daha mantıklı olacaktır belki şöyle bu sefer hafiften beyazlara falan kaçan renkler de olabilir burada. Kurşun kaleme de geçiş tekrar. Kurşun kalem biraz büyüteyim aslında. Çok fazla büyümeyecek elbette ama. Şu aşağı tarafta olan koyuluğu biraz daha geri getirmeye çalışayım şimdi. Az önce başka şeyler yaparken yok ettiğimiz. Biraz da böyle git-gelle bir şeyleri bozup bir şeyleri geri getirerek bence ortaya çıkıyoruz. Yani eğlencesi biraz orasında aslında. Bir şeyi bozmayacağım diye çok uğraşırsanız bu sefer yani boş kağıtla kalmanız gerekir. Yani boş kağıt güzeldir dersiniz. Boş kağıtı bırakırsınız. Yani bir şeyi bozmaktan çok çekinmeyip bozulunca da tamam ya bir şeyleri hallederiz tekrar deyip düzeltmeye çalışmak daha e, iyi bir yaklaşım gibi geliyor bana resimde. Ama ben nereden bilirim elbette. <laughs> Tabi burada ille de yani çok e, temiz bir yansıma yok oradaki adanın şeklini taklit edeceğiz falan gibi bir şey söz konusu değil o sebeple. Biraz yakınsasa yeterlidir herhalde. Hani bazı yerlerde böyle çok tertemiz bir su şey olur ya. Yukarıdaki dağın aynısını aşağıya fotokopi çekerler. Bu tam öyle bir dağ değil. Hani aşağıda belli belirsiz yansımalar var. Belki biraz yine renk açısından yukarıyı taklit edebilecek renkler olabilir hani şurada burada bir iki yeşillik vardır mesela suda da yeşillik olabilir neden olmasın Burada da biraz yeşil dalgalar vardır. Neden olmasın? Biraz rengi açtım bu tarafa doğru yaklaşırken. Biraz daha mavi dar dünyasına yaklaştık yine. Ama hani çizgiler genel olarak e, yatayda dolaşıyorlar. Şu değil şu beyaz. Yanlışlıkla e, tabletin kalemine düğmesi var. Oraya basılı tutarak yaparsak silmeye karşılık geliyor. Az önce arada yaptığım üzere. Şimdi ön tarafa yaklaştıkça da aslında daha fazla açık renkler kullanabiliyoruz. Şurada da daha güçlü bir sarı yaptık ya. Sarı renk hem sıcak oluşu itibariyle hem de bu sahnede bütün bu geri plan renklerinden epey bir yabancı oluşu sebebiyle aslında bize ışık rengi olduğunu söylüyor. Yani burada bir aydınlık var. Bir ışık kaynağı buraya bir hareket yapıyor. Onu bize iletiyor aslında sarı. Yani Sarı renk tek başına baktığımız zaman düşündüğümüz zaman da aslında diğer renklere göre biraz daha açık tonda bir renk. Yani oradan bir aydınlık, ışık rengi olma özelliği var zaten. Onun dışında bizim burada kullandığımız sarı da elbette daha şey bir sarı. Yani diğer renkleri, yani bu resmi renksiz hale getirecek olsak bile şu sol altta yaptığım ve özellikle ayın üzerinde yaptığımız kullandığımız sarılar beyaza yakın renkler olarak karşımıza çıkacaklar. yine yani bu sefer artık ayın ışığından etkilenerek biraz <laughs> öne çıkan adanın farklı katmanları gibi bir parçalar. Belki biraz daha bunun az koyusuyla bir iki farklı bir tane daha ekleyebiliriz buraya. buraya doğru da ufak yayılan devam eden bir parça olabilir bu. baktığımız zaman şöyle orayı biraz daha güçlü aydınlatmış olsun diye. Şimdi şuradaki renk birazcık şey pat diye fazla pat diye. <laughs> Onu da şey yapalım. Ne yapalım? Şuradan yine bir renk alalım bence. Şöyle bir renk. Bunda renk al biraz farklı işliyor. Yani normalde basarsınız direkt rengi alır ya pen Penup'ta böyle rengi aldıktan sonra renk alma aracını kapatmanız gerekiyor. Öyle bir şeysi var. İyiliği mi, kötülüğü mü? Özelliği herhalde. Özelliği deniyor öyle olunca. Ne iyi ne kötü. Bir özellik. Burada da birazdan etrafa yayma, birbirinin içine geçme işini yine nokta nokta resim yapanların taktiğiyle yapmış oluyoruz aslında. Ama onu biraz daha kıvrımsal olarak yapıyoruz sana. O zaman da biraz Van Gogh varimi oldu acaba? Olabilir. Şimdi bu sefer oraya benzer bir rengi elle seçeyim. Yani hep de aynı renk olmak zorunda değil. Yani doğrudan renk alla yapmak zorunda değiliz öyle bir zorunluluk yok elbette benzer olan bir renk olsa iş görür. Ve çok bulamaç gibi boğucu gibi olan kısımlarda yani bunlar imdadımıza koşarak oraya biraz daha renk katmaya bir şeyler katmaya çalışıyor. Sis der miyiz buna? Çok sis değil hala sanki. Neyse bizimki resim. Sis değil. <laughs> Yarışmaya resimle katılıyoruz. Sis olmak zorunda değil. Mesela şurada biraz kurşun kalemle bir şeyler yapsak. Bu hani ilginç karışım yöntemimizi biraz daha vurgulayacak. Oradaki bulutları belirginleştirecek şeyler yapsak. Şimdi bunları yaparken de aslında şuradaki ayı çok fazla unutmayalım. Orada bir ay var. E, o ayın etrafa az buçuk da olsa bir katkısı olacak diye düşünüyorum. Yani en azından mesela şu ona yakın olan bulutvari yaklaşımlarımızda onu tekrar hatırlamak iyi olabilir. Yani hani buradaki belki şu kargaşa'nın biraz da kargaşa oluşu. O Ay'a çok dikkat etmeyişinden mi öyle oldu acaba? Ay'ı biraz daha görselerdi. Ee, yani biraz daha etrafa uyum sağlayacaklar sanki. biraz da bu kuşun kalemle mesela oradan buradan renkler alarak bir şeyler yapayım. Mesela şuranın renginden aldım. Yani eğer buradaki bulut böyle gerçekten bir bulutsa etrafa hafiften yayılıyor olabilir. Ben hafta biraz şey sıkıntı yani hani bir renk aldım öbür renge geri gitmek istiyorum mesela. Şurada herhalde onları tutuyor ama. Yani şu sarıyı aldım diyelim. O panel geri gidecek falan filan. Ya biraz daha böyle düşüne düşüne. Hmm, onu yaptım. Bu rengi seçeceğim. Yani çok benim gibi git gel yapanlar için aşırı uygun bir şeysi yok sanki. Kullanışı. Şimdi böyle biraz uzaktan bakınca çok mu çamur yığını gibi yaptık diye de düşünmüyor değilim. Yani şuradaki falan bazı yeşillerimiz fazla çamurumsu mu oldu acaba? Onu kırmak için şöyle biraz daha geniş renkler alıp bazı yerlerde yaysam ne olur? Yani şu sarıyı değil bak ama Demek ki biraz susabiliriz. Peki böyle çarpıcı bir <laughs> Şey yapsak nasıl olur bir dakika. Dırırır diye. Yok iyi olmaz. Ama ön planda bir şeyler olacak mı mesela? Şöyle düşünelim. koyu bir renkle mesela belki şuradan bir şeylerin arasından bakıyoruz falan. Öyle bir şey olsun mu ki? Hani böyle bir resme derinlik katması açısından. Neyin arkasından bakıyor olabiliriz ama biz. Yani çok belirgin olmak zorunda mı Arkasından baktığımız şey değil bence böyle. Çiçekler mi çiçekler, dallar gibi bir şeyden arasından bakıyor olabiliriz belki. Bu kadar da kalın değil de. Burada şöyle bir eksik var aslında. Ha sulu boya fırçası vardı onu. Bak kullanmayı unuttum bir dakika. Sulu boyayla ile güzel şeyler yapabiliriz burada. Ya özellikle o sis havasını katmak için sulu boya aslında ideal. Benim demin Biraz daha böyle renkleri yaymak için aradığım araç oydu sanırım herhalde. Burada biraz bunu kullanıyordum ben. Şey için böyle hani. E, bir miktar renkleri etrafa yaymak istiyorum diyelim. Geniş olarak. Özellikle hani buradaki bazı fırçaların boyutları oldukça sınırlı. Hani çok aşırı büyük ve pat diye arka planı rahat boyayabileceğim fırçalar yok. Onun işini birazcık sulu boya fırçası yapıyordu. Onu unutmuşum. Yani Sulubay fırçasıyla hem çok griye kaçan bir resmimizi hafif maviye geri döndürebiliriz şu an yaptığımız gibi ve daha geniş alanları boyayabiliriz. boya fırçasına şöyle bir şey var ama hani çok boyadım 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 diyelim, orada bir hani renge attırma riskimiz var. Onu yapmamamız lazım. Yani en azından bilerek kullanmalıyız ki hani yapmak istediğimiz oysa eğer tamam yapalım, sıkıntı yok. Şimdiden hafif sisli havaya yaklaşıyoruz sanki. Resmin son anlarında. <laughs> çok da abartmamak lazım. Hani gökyüzü falan çok mu açıldı böyle? <laughs> yani sulu boyada da koyu renk eklemek biraz riskli bence. Yani çok istediğimiz biçimde olmayabilir. Veya çok ağır kaçabilir. Ama yaptığımız eklemeler fena değil sanki. Şu sonuncusunu geri alayım. Sonra da hani suda ekledik falan bazı yerlerin gücü gitti ya. <laughs> en son tekrar bir iki yerde kuru boyayla onları geri öne çıkarayım. Mesela özellikle şu ışık kaynaklarımız falan olacak olan yerler neredeyse yok olmuşlar. Onların sudaki yansımalarıyla beraber Onları belki bir iki geri getirmek isteyebiliriz. Belki buradaki bazı renkleri de yine, yani belki şuradaki yeşiller, bazıları önemliydi ise falan. ve daha çok dalgaların köpürse bu dairesel şekilde yapmamızda fayda var elbette. Bazen böyle daha derin büyük dalgalar olur ya bu yöresel. Onlardan mesela. Ki bunu sulubayla ile verebilir miyiz? Öyle dalgalar. Pek değil sanki. <laughs> Biraz böyle garip bir renk gibi oldu. Ama olabilir. ne olmasın? Orada sanırım şöyle bir şey olmuş. Nasıl bir şey olmuş? Hani diyelim ki burada belli bir renge geçtim. Yok olmamış tamam. Hep benzer renkleri seçtiğim için öyle gibi gelmiş. Yani fırçayı seçiyorsunuz ya mesela o fırça o renkte kalıyor aslında penapta. Yine belki tercih edilebilecek bir şey, belki de çok iyi olmayacak bir şey mesela hani ben kuru boyayla bu rengi boyadım sonra şu fırçaya geçeyim yine aynı renkte kalayım. O yok mesela penapta. Ama mesela o fırçayla hep o rengi boyayacaksam Hani iki benzer biraz belki kuru boyalarım var mesela. Veya orada ilk o rengi daha hiç geçmediysem herhalde. O orijinal renginde kalıyor gibi. Bu biraz daha yan yanda boyayabileceğiniz bir şey. kalem mesela dik tutuyorum böyle boyuyor kalemi. Yatay tutuyorum böyle boyuyor. Hani yatayda boyamaya müsait bir kuru boya. Diğer öbür yandaki. Aslında dalgalar için, köpükler için bu daha uygundu belki. Yani bunu yapmamız gerekirdi belki. Bazı yerlerde aslında bununla özellikle şu şimdi çok aydınlık yaptığımız noktalarda renkleri biraz daha birbirine bağlamak isteyebiliriz. Mesela şuradan şöyle bir mor renk e, şeysi saldırısı oluyor gibi onu biraz daha abartsak nasıl olur acaba? Olmuşken tam olsun. sis bu. hani resimdeki sis mor mu falan. Çok aşırı mı mor oldu ya. <laughs> Geri alınca nasıldı? Ama yap olsun ya ne olacak. Geri aldım. Nasıl böyle baktığımız zaman acaba? Ya şu aşağısını çok sarı yaptım. <laughs> Onu fark ediyorum. Biraz onun sarılığını azalsam şöyle, bu sefer çok mu? Diğer her şeyi bozmuş gibi olacağım. Yani şöyle böyle. Yani böyle yaptım diyelim. Bunu nasıl toplarız sonra geri? Hmm. Yani bazı maviler eklerim mesela belki şöyle ama çok mu koyu mavi? Sarıya bir şey yaparım bakayım. Hani ay ışığının bir şey olacaksa da şurada falan mı olur böyle acaba? Tabi o kadar canlı bir şekilde değil de. Belki kurşun kalemle ve hani şu tarafta olsun ki daha mantıklı olsun bizim bakış açımıza göre. Gibi mesela. Acaba. Neyse. Öyle olsun. Hadi. Şimdi ön planda bir şeyler demiştik onu yapmaya çalışayım. Sulubayla değil. Niye sulubayla alıyorum yanlışlıkla? Yani tam ne olduğunu bilmediğimiz şekiller. Ağaç dalları belki. Bir tane şöyle olsun. Bir tane böyle belki. Ya biz böyle bir ormanın arkasından bakıyormuşuz etrafa. çalılar malılar. Adanın da çok mu önünü kapadı? <laughs> Biraz orayı fazla kapadı ya. Şöyle olsun buradaki çalılar en azından. <laughs> orayı da o kadar yaptık. Çünkü. Gibi mesela. Biz sanki buradan bakıyormuşuz muşuz da. Şunun bir iki dalı olsun en azından. Sonra biraz şey katarız buna. Renk katarız. Boyarız. Boyun şu an silüetini oluşturmaya çalışıyorum. Yani olabilir şekil olarak. Şurada da belki bir parça. Neden olmasın? Buradakiler biraz daha çalı olacaklar. Belki o yüzden biraz daha bazıları ince böyle çok güçlü basmadığınız şekiller olabilir. Bu taraftan çizgiler halinde gelen Yani burada da hafiften yeşil tonlarıyla bir şeyler yaparız aslında. Bu da hani biraz resmimize belki derinlik katmış olur. Yani biz sanki Böyle arkada bir yerdeyiz, etrafa oradan bakıyoruz gibi. Mesela şimdi yeşilli bir renk aldık. Çok canlı bir renk değil. Yine bu etrafta üzerinden geçiyoruz. Genelde de aslında çalının ucuna doğru, yani çalının başlangıcından ucuna doğru giderek bitirmem daha mantıklı bu tarz bir çizgi çekiyorsam. Bu kalemde de yatay tutunca bir faydası oluyor mu emin değilim ama sanki yatay tutunca bakayım yatay dikey yok. Yatay dikey çok fazla fark etmiyor. Ama mümkün olunca hızlı ve hani az bastırırsam o şey hissi daha fazla oluyor bu kalemde. Bu şeyde daha doğrusu fırçada ne şeffaflık hani çimen hissi. Yani bizim baktığımız plan burası. Burada da biraz ağaçta sanki gri tonlarını kullanmak daha mantıklı gibi duruyor. Hmm. Şu taraflarda olabiliriz. Bu sefer ışığı hani biraz daha artık aynı olduğu tarafa alabiliriz. Ee, şimdi hani iki farklı Aydınlıktan aslında bahsedebiliriz. bir şey e, silüetinde görebileceğimiz bir şey. Bir de iç aydınlanma. Yani şimdi iç aydınlanmayı yaptım. Biraz daha içe doğru yayılan bir renk olarak. Bir de dış silüete doğru da ayrı daha büyük ve daha güçlü bir aydınlanma yapabiliriz. Yani. Çünkü aslında bu ağacın düşündüğümüz zaman neresi aydınlanacak? Hani bize bakan tarafı değil de e, aya bakan tarafı aydınlanmalı mantıklı olması açısından Kaya Bakan tarafını biz görmüyoruz ama hani bu cismin de böyle yüzeysel ufak parçaları olduğu için Ay'a bakan tarafından bize doğru bir ışık taşması olabilir. O da aslında hani objenin siluetinde göreceğimiz bir ışığa karşılık geliyor olacak. Ben bu kalemle de belki onu katmaya çalışabiliriz biraz daha bence. Şöyle olsa daha iyi. Ama tabii bunu düzgün yapsak daha iyi. İçe kaçmayacak. Şu şekilde. Yani bu bu kadar. Her yerde aynı tonda, aynı miktarda olmak zorunda olan bir çizgi değil ama biraz öyle yaptık şimdi. Abarttık. Yani bulutlarda da biraz zaten abartmıştık bunu. Hani bunun benzeri alsan, şu çimlerde de olacak. Ama varla yok arasında. Ben şöyle o kadar dikkat etmeye gerek yok. Burada herhalde şey. Ama bir dakika. Dur. Nasıl yapalım? Şunu alayım ben. Bununla belki yaparsam tamam. Daha dikkatsiz yapabilirim. Gibi mesela baktığınız zaman sis var mı? Biraz sis var da biraz şey bir resim oldu. Fazla karışık, karmaşık. Kafası karışık bir resim. Neyse. Bu bölümde böyle bir şey yapmış olduk. Diyelim o halde. Çiziyor mu? Çizmiyor. çiziyor. Tamam çok ince çiziyor. Gidip aynı rengimi seçmişim bayağı herhalde. sulu boyayla da şöyle bir şey yapsak mı? Boyuyor mu? Şu an boyuyor. Tamam. Neyse. Evet. Çok memnun kaldığım bir resim olmaz. Bu da böyle olmuş olsun. Diyelim o halde. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Nasıl olup Yakından da şöyle mi gösterelim? Dırın dırın resmimiz. Yakından böyle olmuş. Uzaktan da böyle bir şey yapmışız. Ha dur bunu şey yapalım dur. Şimdi tam son bitirme şeysini de burada beraber yapalım. Şuna basıyorduk herhalde. Gönder. Ne olsun? Islands for fa sisteki aba forbade den. Sis adınız. Şuradan tür seçiyorduk bir de herhalde kategori. Ne oluyor? Manzara. Tamam. Bizimkinde en yenilere koyacak herhalde. Bazı en yenilerden daha iyi bizimki. Şöyle bir şey yapmış olduk. Evet. Görüşmek üzere.